çok yüksek bir parti değil yerel seçimlerde DEM ya da temsil ettiği gelenek. İstanbul'da dahil olmak üzere söylüyorum. Oy oranınızı nerede görürseniz bunu başarı olarak değerlendirirsiniz. Şöyle Sedat Bey, yani oy oranından çok aslında kazanacağımız belediye sayısıyla daha çok ilgileniyoruz. Yani ciddi bir oy alacağımızı düşünüyoruz. Ve aday çıkarmamamıza rağmen, hani pek çok yerde aday çıkarmamamıza rağmen çok büyük ilçelerden bahsediyorum. İstanbul'un büyük ilçeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi gibi, Manisa'da, Aydın'da bazı ilçeler gibi. Yani buralarda aday çıkarmamıza rağmen ben 14 Mayıs seçimlerinin altında bir oy almayacağımızı düşünüyorum. Ben şahsi olarak değil ama parti olarak bunun altında bir oy almayacağımızı düşünüyoruz. Çıkaracağımız belediye başkanlığı sayısı da hedefimiz 2014 seçimlerinin üzerine çıkmak, ama ondan önce 2105 belediye kazanmıştı mirasını devraldığımız siyasi partiler. HDP 2019'da 67 belediye başkanlığı kazanmıştı. Bunun üzerinde belediye başkanlığı kazanmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kayyum siyaseti bir tehdit mi? Evet, bir tehdit. Ama emin olun Sedat Bey, şöyle bir şey olmuyor. Yani ya işte benim oy vereceğimiz siyasi partiye, DEM Parti'ye kayyum atanacak deyip hiç kimse Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermez. Yani çok açık söyleyelim. Yani bu seçmenimizin daha çok konsolide olmasını sağlayan bir şey aslında. Yani haklılığını kanıtlamak için bile olsa, bu belediyelerin kendisine ait olduğunu göstermek için bile olsa, yerel yönetimlerine olan açlığını göstermek için bile olsa ben DEM Parti'ye gönül rahatlığıyla oy vereceğini söyleyebilirim. Adalet ve Kalkınma Partisi bu tehditle bizim önümüzü kapatıp kendisine oy devşireceğini düşünüyorsa büyük bir yanılgı, ayrıca eşyanın doğasına aykırı. Çok yani kısa bir de şunu sorayım, çok kısa, zamanımız bitiyor herhalde. 3 dakikamız kaldı. Yani Hüdapar'ı AK Parti görünür hale getirdi, parlamentoya taşıdı. Bölgede bir denklem, farklı bir denklem yarattı mı bu Hüdapar'ın görünür hale gelmesi, parlamento zemine taşınması, orada temsil edilmesi? Ben herhangi bir yerde bir belediye başkanlığı kazanacaklarını düşünmüyorum. Oy alanlarında da bir artış olacağını düşünmüyorum. Çok açık söyleyeyim. Çünkü Hüdapar meselesi bölge açısından uzunca bir süre önce gerçekleşmiş olsa da hala dünkü gibi acıları taze olan bir geçmişe sahip ve insanlar Hüdapar deyince toplumun büyük bir bölümü 90'lı yıllarda sokakta yürüyen esnafın, işçinin, gazetecinin,